işte geldik karşınızda. Yine ilk yaz ve can eserde kalmadı dertlerden. Yine ilk yaz ve can. Al sana Mustang. Bir bakışta ben bile. Mustang'e Amerikalılar Rustang der. Biz de Pastank diyebiliriz. İşte seri üretimin getirdiği. Bak bu araba, şu yandaki hava girişini görüyor musun? Lastiğin önünde. Evet. Aslında hiçbir işe yaramıyor. Bu arabanın konsepti 4 silindirli Ford motoru, V8'in yarısı. Lotus mantığında alabildiğine hafif yapılmış bir araba olsun diye düşünülmüştü. Konsepti öyle sergilenmişti. Ama gel gör ki üretim maliyetini azaltmak için ortak parça kullanımı zorunluluğu arabanın motorunu öne taşıttı. Hmm. Yine de çok sevildi. Ucuz, üstü açık, güzel hissettiren spor araba. Şık. Ve şasesiz. Bu araba monokoktur. Amerikalıların tabiriyle unibody. Dolayısıyla bu arabanın... Türkçe'de gövdesi, de yekpare. Gövde de ne bileyim, yekpare gövde. Baktığımız zaman arabanın hafif yapısını, sportif hisler sunmasını sağlayan şey bu mimari ama galvanizasyon çok iyi değil o yıllarda. Amerika'nın çöl şartlarında da zaten çok sırıtmıyor ama Avrupa'da özellikle de işte bizim gibi nemli deniz kıyısı yerlerde çok çok ağır paslanıyor bu arabalar. Ve tamiri de bir hayli zor. Biraz yolda giderken bakıyorsun, evet Mustang. Yolda giderken bakıyorsun güzel ama içi kan ağlıyor olabilir. James Bond'un gözdesi. Bu. Hmm. Ben beğenmedim. Peki. Bu sanırım şeyin kullandığı araba. Aa, Aston Martin'miş. Neydi alacağız? Kevin Spacey. Yok be. Sean Connery'den sonraki Tırt Bond tek filmde oynamıştı ya. Daniel Craig. Yok o Christoph Daum. Neyse işte. O Bond'un karate filmine öykülen Bond'un arabası. Aston Martin çok değişti. Artık onlar da Ford parçaları kullana araba yapar oldular. Ama bu eski usul üretilen Aston Martin'lerden gerçekten arabaya baktığında böyle bir parçaların derinliği olduğu, böyle bir ağırlığı olduğu. Kuyruğu güzel ama mesela kuyruğu niye güzel? Çünkü Charger'a benziyor. Ama aynalar niye kare kare? Aynalar sen kare. Sen kartal mısın? Aynalar kare ve baktığında o aynanın 2 kilo olduğunu görüyorsun. Ben de öyle. Yanındaki Aston Martin logosu bile sevgiyle üretilmiş. Hakikaten öyle bu şey. 2 tona yakın ağırlığı. Yani. Spor araba ama. Bak yanında eski yüzyıl kriko yerleri. Marşbiyonun altında bak önde ve arkada. Plastik patlarsa krikoyu oraya takıp değiştireceksin. Evet. Bunu belli ki uçak yapan biri yapmış. Evet. Stüda Baker Television. Amerikanın ölen markalarından bir tanesi. Malum malum. Amerikalılar hani videonun başlarında dedik ya. Çok çok farklı arabayı sanki aynı... Çok kısa sürede. Tabii. Aynı arabayı kullanmıyormuş gibi insanlara aslında aynı parçaları kullanarak sattılar. Bunun bir başka yöntemi de yıl yıl model değiştirmekten ziyade farklı markayla satmakta arabayı. Hmm. Bakıyorsun Ford'un 3 farklı modeli var, GM'in 3 farklı markası var. Farklı donanımları farklı marka ismiyle satıyorlardı. Bugün de üreticilerden bazıları yapıyor işte. Volkswagen bakıyorsun, Seat'ı, Skoda'sı aslında aynı araba. Audi'si keza. Hmm, evet. Niye üzgün? Üzgün değil, orada subliminal mesajı tamponlar veriyor. Marilyn Monroe'nun sütyensiz haline benziyor gördüğün gibi. İnsanlara bir şeyler çağrıştırsın diye. Ama Songül Karlı? Aa, yok Songül Karlı gibi bak, olsa elinden kalkmazlar. Bak 323, 323 değil mi? Yani diyor, sene önce bence. Corvette Stingray bugün Corvette'nin gerçek arabası. Tasarım öyle harika, öyle çok beğenildi ve o zaman şey öyle fütüristikti ki Amerika'nın ürete geldiği en iyi araba olabilir. Hala daha da devam ediyorlar. Şimdi onun da yeni jenerasyonda motor arkaya gidecek. Konseptini yalandan sızdırdılar. Tabii de görüntülendi. Normalde motoru önde yaprak yay kullanır amortisör ama bağımsızdır. Çok enteresan mimariye sahip. Ve iyi bir spor araba. Avrupalı arabalarda çok rahat mücadele edebildi. Bugüne kadar da işte farklı jenerasyonlarla geldi. Onun bir önceki hali bu. Benim ilgimi bu pinballlar çekti ha. Bakayım var mı ilginç bir şey? Yok. İlk kez olmak. Pinballmış çünkü Atari değil. Hı hı. Arket değil. İşte bu. Corvette 53. Orijinal Corvette. Tuttu mu? Tuttu. Doğru bildin. Gövdesi plastik. Aa. Termoplastik. Hafif olsun diye. Kötü değil bak bugüne kadar. Sağlam muhafaza oldu. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra mesela. Bravo. 53 olduğunu zaten söyledik de. Bravo.
Motor kapağının oturma işine bak. Plastik. Plastik. Motoru plastik. Önde mi arkada mı? Amerikalılar nasıl der? Önde tabii. Ne tabii? Kadilla Hanım uçan memelisini göstermiştik ya. O tasarıma ulaşana kadar bir takım başarısız denemeler de olmamış değil gördüğünüzde. Kaput süsleri kaybolan bir güzellik. Çok farklı arabalarda çok farklı. Çalıyorlar. Mercedes şeyleri çalıyorlar. Tabii o da bir etken ama esas sıkıntı yaya güvenliği. Çok güzel. Evet. İnsana çarptığı zaman onlar zarar veriyor araba. İnşallah kimse insana çarpmaz arabaya. İnsana çarpıp bir de kaputun üstüne mi atacak? Kaçına gidiyorsa. 57 model Beleri birçok insana göre en güzel araba. Bu Beleri zaten daha zengin. Bunda iki tane süs var. Ben en fikir değilim. Ama seven çok seviyor. Kırmızı rengiyle de güzel olmuş burada. Yanda hemen 56 modeli var. Farkına bakalım. Onda da bir dakika. Peki. Bu iki tane koyamamış. Bunda da büyük bir tane koymuş. Büyük bir tane koymuş. O işte artık ne uçağıysa. Amerikan bombardıman uçağı mı? Nedir? Kaput süsü kuş mudur? Kartalımsı bir şey midir? Yani. 55 modelinde tasarım birazcık daha farklıydı. Ortada ızgara şu demin baktığımız plastikli Corvette çok benziyordu. Beyaz olan. Bu kuparın altındaki sinyaller ayrı kendi çerçeveleriyle duruyorlardı. 56 modelde alt ızgarayı birleştirdiler. Daha modern, daha maskülen bir tasarım oldu. 57 model tamamen Cadillac özentisi tampon. 58 modelden sonra araba büyüdü, ağırlaştı. 4 fara döndüler farlarda ve 59 model Impala ile seri devam etti. Bakınca yani dediğim gibi her sene yeni modelini ayırt etmek bir bakışla mümkün. Eğer can akbulutsan. Evet. Veya otomobilleri seven, takip eden biriysen de yapabilirsin bunu. Bu 3 model 3.5 çevirin. İşte 55, 56, 57 en beğenilen klasik arabalardır. Çünkü ağırlık güç oranı itibariyle hem motor bölmeleri çok geniş olduğu için kocaman motor sokmaya müsait. Hem de mekanik yapıları itibariyle basitler, modifikasyona müsaitler, şaseliler çok rahat hot roda dönüştürülüyorlar. Evet, yılların farkı. Oo bak, Ford'un V8 logosu ham haliyle. Çok şık. Ham haliyle ne demek? Sonradan V8'i ayırdılar ya, Ford'un ovali 8'in kafası. Evet. Göbeği. Göbeği. Bunun da kapıları ters açılıyor. Hangileri ters açılıyor? Önler mi, arkalar mı? Önler. Arkalar mı? Şu sesi duy. Ne kadar metal? Heavy metal budur. Önler ters açılıyor. Arkalar mı ters açılıyor? Birileri ters açılıyor. Kimine göre önler, kimine göre arkalar. Ön kapıları da ters açılır yaptıkları arabalar var ama araba bozulduğu zaman arabayı itmek veya bir fevkalade delik olduğunda hareket halindeki arabadan atlamak icap edebilir diye düşünmüşler. Ön kapı arkadan menteşeli olduğu zaman atlayamıyorsun, altına alıyorsun. O yüzden onlara suicide doors deniyor, intihar kapıları. Evet. İşte bak, kapının ağırlığını zaten metal kalınlığından görüyorsun. Ondan göremediysen de uyan diye menteşeleri dışarı koymuşlar. Evet. Menteşelerin çektiği yük ağırlıklarına bakar mısın? Bu araba çok kıymetli, uzun yıllar hizmet etsin. 3 sene sonra emisyon daha düşük modeli değiştirsin diye değil de bir en azından 50-60 sene kullansın, miras kalsın diye yapılmış. O bunun göstergesi. Lastikler... Peki hangisi ters? Bence arkadakiler ters. Ama öndekilere ters. Lastikler dubleks değil. Kötü çeviriyle. Tübris memleketimizde dubleks olarak, yani Greyfurt misali kendince anlam kazanmış. Bunlar şamrelli lastik. Levye ile, hani artık günümüzde göremediğimiz bir diğer şoför parçası, levye. Levye ile lastiğin jantından ayırır sökersiniz, içerisinden şamreli çıkartırsınız, sonra şamreli yamar, tekrar şişirip geri takarsınız, daha doğrusu geri takıp sonra şişirirsiniz. Bu esnada püf noktası, ağır ve kaba olan lastik dudağını janta şamrelle beraber sokarken şamreli ısırtıp tekrar yırtmamaktır. Böyle bir lastik değişimi yol kenarında piknik tadında yaklaşık 45 dakika sürer. O da tecrübeli eller. Otoyol kenarında çok kaza olduğu için artık böyle şeyler olsun istemiyorlar. Gel bakalım Avrupa salonuna doğru gidelim. Gidelim bakalım.